Sanıyorum beni Sevgili duyuyorsunuz. Tuncay, Şu dakika bir iki ekleme hemen yapmak sözü istiyorum size bırakayım. müsaadenizle sayın. Beni duyuyor musunuz? Buyurun. Şimdi Sayın Bakanımın söylediklerine ilave olarak bir defa öncelikle şunu söyleyeyim. Onun bilgisinden, deneyiminden, tecrübesinden yararlanmak bizim ödevimiz. Ben memnuniyet duyarım. Yani çünkü geçmişten bugüne o birikimin aktarılması lazım ki biz de onların deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarabilelim. Şimdi vergi cennetleri listesi yok Türkiye'nin. Şimdi kara para diyoruz. Malta offshore hesaplarla meşhur. Yani tüm Wikileaks belgeleri dahil her yere girmiş Malta'daki offshore hesapları. Yani Türkiye'de vergi kaçıran insanlar Malta'da hesap açıyorlar. Bunun için de bazı geçmişte bakanlık yapmış insanların çocukları, aile mensupları kendileri de var olduğu söyleniyor. Şimdi Türkiye'de neden vergi cennetlerinin listesi açıklanmaz? Vergi cennetlerinin listesi açıklanmadığı zaman oraya para transfer ederken olması gereken prosedürü uygulamıyorsunuz. Yani normal bir para transferi gibi vergi cennetine Türkiye'den parayı gönderiyorsunuz. Bu ne demek? Türkiye'nin alması gereken vergiden mahrum olması demek. Türkiye'nin vergisinin dışarıya kaçırılmasına sebep oluyorsunuz. Ve ısrarla biz söylememize rağmen vergi cennetleri listesini bu iktidar yayınlamıyor. Halbuki tüm dünya biliyor neresinin vergi cenneti olduğunu. İkincisi, varlık barışı diye bir şey var. Yani şu an hala hazırda varlık barışı, meclisten geçen varlık barışı yasası devam ediyor. Ne zamana kadar? 2023'ün Mart ayına kadar. Yurt dışında bir kara paranız varsa, o parayı Türkiye'ye getirdiğinizde bu parayı nereden kazandın? Nasıl kazandın? Demiyor. Nereden bu paraya sahip oldun? Bu parayı nereden buldun? Demiyor. %1 vergi ödüyorsun. O parayı meşru hale getiriyorsun. Var mı dünyada böyle bir şey? Yani niye işte Sinaloa kartelinin Latin Amerika'daki Türkiye ile ilişkilendirdiğini El País gazetesi yazıyor. Dünyadaki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ile ilgilenmesinin sebebi işte bu varlık barışı gibi, Türkiye'nin gri listede olması gibi o paranın buraya aktarılabilmesi ve burada hesabının sorulmaması. Sadece yurt dışından gelen paralarla ilgili değil varlık barışı. Neyle ilgili? Yurt içindeki paralarla da ilgili. Siz Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefsiniz, gelir vergisi mükellefsiniz. Yıllarca vergi ödemediniz. Diyorsunuz ki ben varlık barışından yararlanmak istiyorum. 10 milyon dolarınız var varsayıyorum. Yatırıyorsunuz bankaya, %3 ödüyorsunuz. Bütün kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ne varsa devlete ödemeniz gereken vergileri ödemiyorsunuz. Şimdi bütün bunlar mali eylem görev gücünü bizi gri listeye alan kurumun list şeyinde eleştiri olarak yazıyor. Yani dünya biliyor bunu. Biz de biliyoruz, muhalefet de biliyoruz. Ama her ne hikmetse iktidar bilmemezliğe geliyor. Yani bu genel başkanın söylediği şeylerin hepsi belgeli, delilli, tüm dünyanın bildiği, bizim de bildiğimiz şeyler. Bir başka şey söylüyor. Bunu da söyleyeyim, bitireyim. Toparlayalım. Bakın diyor ki evet, 40 tane tavsiye kararı var mali eylem görev gücünün. Bir tanesi siyasi nüfus sahibi kişilerin mal varlıkları ile ilgili Türkiye adım atmıyor diyor. Bunun içinde Yasin El Kadı var mesela. Arap ülkelerindeki şeyhler, şıhlar, evet, krallar, oradan gelen gayrimeşru para var. Onu soruyor. Türkiye'deki nüfus sahibi siyasetçiler var, bunu soruyor. Bunu şununla ilişkilendirmek lazım. ABD Temsilciler Meclisi'ne 2019 yılında bir yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısı Cumhurbaşkanı'nın ve ailesinin mal varlığının ve iş ilişkilerinin araştırılması ve bununla ilgili bir rapor hazırlanmasına yönelikti. Bu bir ülkeye tehdittir. Yani senin Cumhurbaşkanı'nla ilgili bir şüphe var ve ben bu şüpheyi araştıracağım diyor. Sen de şunu diyemiyorsun kardeşim, araştır sen. Evet. Neyi araştırıyorsun diyemiyorsun. Böyle bir durum var. Yani Türkiye'de Sayın Bakan, kara para, kirli para, rüşvet parası, yolsuzluk parası, uyuşturucu parası, her neyse 28 milyar dolarlık bir para girişi var Türkiye'ye. Bir de çıkışı var tabii. Bunu da, bu 28 milyar doların içinde çıkış yok. Bunu da birlikte düşünmek lazım sevgili Tuncay. Çok teşekkür ederim.